Cumhuriyet gazetesi bugünkü baskısında AKP-HDP anayasa buluşması iptal edildi. Karşılıklı söylemler sertleşti diyor. İpler koptu gazetenin sürmanşeti. Davutoğlu masayı devirdi, demokratik özellik ilanı ise haberin alt başlıkları. Yeni Şafak gazetesi aynı masaya oturmayız diyor. Başbakan Davutoğlu yeni anayasa çalışmaları kapsamında HDP ile 30 Aralık'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada HDP'li yöneticilerin tehditkar sözlerine dikkat çekilerek aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır denildi. Bir Gün gazetesi henüz 3 ay önce doğan Miray Bebek ile dedesi Cizre'de yaşamını yitirdi diyor. Ne yürüdü ne konuştu, yeni doğdu yeni öldü diyor gazete bugünkü baskısındaki manşetinde. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 89 günlük Miray Bebek ve 80 yaşındaki dedesi Ramazan İnce vurularak öldürüldü. HDP'li Faysal Sarı Yıldız, Miray 3 ay önceki sokağa çıkma yasağında doğdu, bu yasakta öldürüldü dedi. Türkiye gazetesi Başbakan HDP ile randevuyu iptal etti. Bardağı taşırdılar gazetenin manşeti. Artık o partiyle aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmadı denilerek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine yer veriliyor gazetenin bugünkü baskısında. Star gazetesi bugünkü manşetinde "Hendekler halkı HDP'den kopardı" cümlesini kullanıyor. PKK ve HDP kazdığı hendeğe düştü. Örgütten duygusal kopuş arttı. Öz yönetim kılıfıyla terör zulmüne sürüklenen bölge halkı artık ne terör örgütünün ne de HDP'nin yalanlarına kanıyor diyor gazete konuyla ilgili haberinde. Evrensel gazetesi asıl siber saldırı ODTÜ'ye manşetini kullanıyor bugünkü baskısında. ODTÜ'nün hükümet tarafından hedef tahtasına konulmasının arkasında ODTÜ'nün ve internetin tamamen ele geçirilmesi var deniliyor haberde. Sabah gazetesi FETÖ devletin arşivini çaldı diyor. Paralel yapıdan inanılmaz fişleme. Vatandaşın SGK, vergi ve tapu bilgileri dahil devletteki bütün verileri kopyaladılar. Zaman gazetesi eski rektör, güvenlik uzmanı Profesör Doktor Sedat Laçiner de gözaltında. Cinnet hali manşetini kullanıyor bugünkü baskısında. Laçiner'le birlikte aralarında iş adamı, doktor, avukat ve öğrencilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı diyor konuyla ilgili haberde. Özgür Gündem gazetesi bu fotoğrafları unutmayacağız diyor manşetinde. Öz yönetim kentlerinde direnişe çarpan saraya bağlı özel harekatçılar ve askerler sivil halka tarihin en barbar saldırılarını yapıyor. Saray ordusu dün Cizre'de 3 aylık Miray bebeği ve 80'lik dedesini vahşice katletti. Habertürk gazetesi Frankoma'yı kurtarmak manşetini taşıyor. Albay ve eşi uğruna emeklilik planlarını ertelediği hasta Gineli Gence 5 yıldır anne babalık yapıyor. Milliyet gazetesi Davutoğlu HDP randevusunu iptal etti diyor. Bardağı taşıran Damla gazetenin bugünkü manşeti. Başbakanın HDP'ye yapacağı ziyaret öncesinde Önder'in "Bir kaçak çayımızı içer gider" sözü bardağı taşırdı ve iptale yol açtı. Hürriyet gazetesi ÖSYM Başkanı Profesör Demir tedbirli kıyafet denetim yaptı diyor. Sınavda başkan var gazetenin bugünkü baskısındaki manşeti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Ömer Demir, sınav güvenliğini yerinde görmek için tedbirli kıyafet sınav teftişi yapıyor deniliyor gazetenin konuyla ilgili haberinde. Sözcü gazetesi işte 2015'e damgasını vuran olay diyor. Oturduğu yerden hayat kurtardı manşetini taşıyor. Türkiye ve hatta dünya Erdoğan'ın köprüden atlamak üzere olan adamı korumalarıyla arabasına kadar getirtip intihardan caydırmasını konuşuyor.